Evet. Bu gördüğümüz inşaat Beşdüzü merkezinden geçen beş dereden biri olan Tümen Deresi üzerindeki inşaat. Bu bir tersip bende. Bu bende şayet 2012 yılında meydana gelen selden sonra planlandığı şekilde, Devlet Su İşleri tarafından planlandığı şekilde yapılmış olsaydı, bu tersip bende, 21 Eylül 2016'daki o bugüne kadar yaşadığımız en büyük sel felaketini yaşamamış olurduk. Hep derler ya, işi halının altına süpürmek, ötelemek bizim millet olarak karakterimizde var. Hiç kimse şu tersip bendini yaptırdığım için Orhan Bıçakçıoğlu'na aferin demeyecek. Teşekkür etmeyecek. Ama bu Beşikdüzü için yapılması gereken ne varsa, hayatım bağısına da olsa mesaimin tamamını buna vakfedeceğim ve bunları yaptıracağım. Takazlı Deresi'nde tersip bendinin birincisi bitti. İkincisi bu Tümen Deresi'nde, üçüncüsü Çavuşlu Deresi'nde, dördüncüsü Hocala Deresi'nde, bir beşincisi de Güran Yardım'dan akan Okunla'daki derede yapılacak. Ve bunların arkalarına ikişer, ikincileri ve üçüncüleri de yapılacak. Bunu şunun için yapıyoruz. Böyle aşırı yağmurlarda, bu tip felaketlerde arkasındaki havzada vadiden kopup gelen kayaların, ağaçların dere yataklarını tıkayıp şehirde su baskınının olmaması için yaptırıyoruz. İnşallah bu tersip bendinin arkasında oluşacak gölet, küçük bir göletçik oluşacak. Bu gölet etrafında sosyal donatılar yapıp bir yaşam alanı da oluşturmayı planlıyoruz. İnşallah buna da muvaffak oluruz. Biz Devlet Su İşleri ihalesini yaptı. İnşallah ikinci kısım işlerin ihalesi de yapıldıktan sonra Beşikdüzü'ndeki bu sel felaketiyle ilgili her türlü korkuyu ve gerçekleşmesini engellemiş olacağız. İlelebet. Bu kesin. Bu yapıldığı zaman bu sel bir daha olmayacak Beşikdüzü'nde. Ve bu tesip bendini yaparken tabi burada kamulaştırma yapılacak. Şu anda vatandaşın yerine gönül rızasıyla vatandaşlarımızın, buradaki yer sahiplerinin oluruyla bu yerlere girdik ve bunları yapıyoruz. Hepsi rıza gösterdiler. İnşallah en kısa sürede kamulaştırma işlemleri tamamlayıp yer paraları vatandaşlara ödenecek. Kendilerine Beşikdüzü halkı adına gösterdikleri anlayıştan dolayı, hassas tipimizi anladıklarından dolayı Beşikdüzü'nde bir normal yaşayan vatandaş veya sakin değil de Beşikdüzü'nün gerçek sahibi oldukları duygusuyla hareket ettikleri için de belediye başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Bu eskilerimiz demiş söz uçar yazı kalır diye. Şimdi görüntü iyi geleceğe saklayacağız. İnşallah günün birinde bu görüntüler izlenir. Bizim de burada yapmış olduğumuz bu hizmet gelecek nesillere, gelecek kuşaklara bir hatıra olarak kalır. Tabii derler ya, işte eşek öldü kaldı semeri, insan öldü kalır eseri. Biz de böyle eserlerden gelecekte yad edilmeyi Cenab-ı Allah bize nasip eder inşallah. Bugün 20 Şubat 2017 Beşikdüzü'nde inşaatı devam etmekte olan Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezi kapsamında yaptığımız teleferik inşaatının 3 no'lu direğinin önündeyiz. Bu direk
65 metre. Üçüncü direğimiz. Bundan sonra bir direk daha var. Ondan sonra istasyona gireceğiz. Üst istasyona. Yani 3100 metre uzunluğunda bu teleferik hattını, vargel sistemi, 55 kişilik çift kabinli bir teleferik tesisini 500'üne kuruyoruz. 50 trilyon eski parayla, şimdiki parayla 50 milyon TL'ye bize bu hat, bu teleferik tesisi mal olacak. Proje kapsamında harcayacağımız para 100 trilyonu buluyor. 100 milyon yeni parayla. Birileri bunu hayal dedi. Birileri ne gerek var dedi. Hala basında, hala Trabzon kamuoyunda bu inşaatın gereksiz olduğunu, bu teleferik tesisinin gereksiz olduğunu söyleyenler olduğu gibi bu inşaattan haberi olmayanlar da çok yetkili ve etkili kişiler var. Çok yetkili ve etkili kişiler var. Bunu yapıyoruz. Çünkü biz Beşiktaş'ın Trabzon'un batısında cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Odak merkezi, çekim merkezi olsun istiyoruz. İnsanlar dışarıdan buraya gelsin, turizm canlansın. Bu Karadeniz'in göç vermesini önlemenin yegane yolu hizmet sektörünün yaygınlaşması. Şayet biz turizmle bu hizmet sektörünü geliştirebilirsek, inanın burası, bırakın göç vermeyi, dışarıdan göç dahi alacak. İnşallah bu 500'ünde göreve geldiğimiz günden itibaren, bugün itibariyle 34 ay 20 gün oldu. İşte cezaevi projemiz, bu teleferik projemiz, otel projemiz ve diğer tesislerimizle, hizmetlerimizle bu 500'ün nüfusunu artıracağız. Bu yollar varsın, çamur kalsın, toprak olsun veya az parkemiz olsun, az asfaltımız olsun ama hizmet sektöründe yatırımımız olsun. Bunlar da yapılacak muhakkak ama biz daha çok hizmet sektörüne yönelip istihdamı artırmak zorundayız. İnşallah Cenab-ı Allah bizlere bu tesislerin bittiğini gösterecek ve birlikte bu tesislerde hizmet edecek. Hizmetin geldiğini görürsek birlikte bunu yaşayacağız hep beraber. Her zaman söylüyorum, gelecek kuşaklar, gelecek nesiller 10 sene sonra, 20 sene sonra bu tesisleri kazandırdığımız için bu Beşiktaş'ına belki ismimiz unutulup gidecek ama Cenab-ı Hak bizim bu işleri yaptığımızdan dolayı bizi takdir edecektir. Zaten önemli olan hakkın rızasını kazanmak diyorum. Projesinde, turizm projesinde buraya biz saatte 400 kişiyi çıkarmaya planlıyoruz. Bu da şu demek yani, buraya çıkan insanlar burada vakitlerini güzel geçirsinler. Sosyal aktiviteler olsun, yeme içme yerleri olsun. Bu nedenle bu alanları burada dağın eteklerini tıraşlayarak, kademelendirerek çıkartmaya çalışıyoruz. 10 metre yüksekliğinde duvar yaptık. Arka tarafta bir meydan yaptık. Biraz sonra zirvede şu anda bulunduğumuz kod 515 kodu. Zirvemiz 535 kodunda. Şimdi buraya doğru şu gördüğünüz yerde projemizde 6 tane güzel dükkan var. 6 tane güzel dükkan var. Çift katlı, verandalı. İnşallah burada bu dükkanlarda insanlar alışveriş yapacaklar, yiyecekler, içecekler, çocukları gelecek burun sahilde. Bu şekilde bu ortamda devam ediyoruz. Bunlar bugün 20 Şubat
2017. İnşallah hedefim 1 Ekim'de bu tesisleri açmak. 6-7 ay içerisinde bu teleferiği hayal değil, bu gerçek olacak. İnşallah 29 Ekim'de de Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ederlerse, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı olarak, reisi olarak, uzun adamı olarak bu milleti teşrif ederlerse bu tesisi de kendisine açtıracağız. Bu teleferi de kendisine açtıracağız. Makinelerimiz çalışıyor. Alan genişletmesi yapıyoruz. Şu anda kuzey cephesindeyiz ve döneceğiz. Biraz sonra üst istasyon binamızın temeli atıldı, orayı göreceğiz. Trabzon'un bütün billboardlarını, bütün gazetelerini Beşiktaş'ında dünya var diye donatacağız, reklamımızı vereceğiz. Bu Beşiktaş'ında gerçekten dünya var. Bunu tüm Trabzon kamuoyuna ispat edeceğiz. Bu Beşiktaş'ı daha fazlasına layık. Bu Beşiktaş'ı daha fazla hizmeti hak ediyor. Geldiğim gün söylemiştim. 25 sene önce söylemiştim. Bu Beşiktaş'ı il gibi olacak. Orhan Çakçıoğlu'nun tek hedefi var. Bu Beşiktaş'ın da doğanı doyurmak ve Beşiktaş'ın il gibi yapmak. Bugün 20 Şubat 2017. Belki bir sene sonra, belki iki sene sonra veya 10 sene sonra bu duvar unutulacak. Bu duvar 125 metre uzunluğunda Douro İmparatorluğundan kaldığını tahmin ettiğimiz, bu duvarın arkasında Douro Roma İmparatorluğundan kaldığını tahmin ettiğimiz bir underground pazar, Batılıların deyimiyle İngilizcesi, yeraltı çarşısı vardır. Yani bu tarihi destinasyonu maalesef Trabzon Beşiktaş'ı bilmiyor. İnşallah burayı da tanıtmış olacağız. Şu anda duvarın 3 metre arkasında bu yeraltı çarşısı. Buradan giriyor, öteki taraftan çıkıyor. Bu da yapıldığı zaman, gün ışığına çıktığı zaman gerçekten Beşiktaş'ın çok önemli bir turizm merkezi olacak Beşiktaş. Buyurun. Şimdi her gün iki sefer en az çıktığım zirve,
Şu anda Beşiktaş'ın tepesindeyiz. Deniz seviyesinden 535 metre yükseklikteyiz. Ve kuş uçuşu sahile, istasyona, teleferik istasyonuna 3100 metre. İşte o sarı ve kırmızı orada görüyorsunuz. 3 nolu direkt biraz önce oradaydı. Ve 2 ve 1 nolu direkt. Yolun karşısında, iki yol arasında bizim alt istasyonumuz var. Burası üst istasyon. Şu anda kardan dolayı inşaatta bir hafta 10 günlük bir ara verdik. Gecikme var. Temeli atılmış bulunuyor. Temel atıldı. Eksi 25 kutundan art 0-0 kutuna çıkacağız. Kısacası şu bulunduğum yerden 5 kat aşağıya bina var. 531 kotu teleferiğimizin çıkacağı kot. Onun 5 metre altı teleferiğin makine dairesi. Onun altında 1000 metrekareden daha biraz büyük 1100 metrekare bir restoran katımız var. Onun altında yarım kat 600 metrekareye yakın bir kafeterya katımız ve onun altında da ısı merkezimiz olacak. Bu dağı dökme gazla ısıtacağız. Hava kirliliğini yaratmayacağız. Burada kömür yakmayacağız. Çirkin görüntüyü oluşturmayacağız. Bugün çarşıda uzun yıllar esnaflık yapmış. Aynı zamanda esnaf odalarında başkanlık yapmış. Yüksel Dilli kardeşimizi toprağa defnettik. İki gün önce yine bir esnaf kardeşimiz Gürol Cor abimizi defnettik. Hayat kısa. İnsan hayatı çok kısa. Ama bu kısa hayat içerisinde geleceğe ne bırakabiliriz? Bizi neyle yad edebilirler? Neyle bizi böyle bir tebessümle hatırlarlar diye düşündüğümde bu bırakacağımız eserler bizim gelecekte güzel hatırlanmamıza vesile olacak. Şu karşıda gördüğünüz yer Beşiktaş Organize Sanayi Bölgesi. O günde 2000 yılında bu şevk, bu heyecan bende o organize için var. Biraz yukarısında yapılmakta olan Beşiktaş Cezaevi. Bu da bir çok büyük bir proje. Bu Beşiktaş'ın çehresini değiştirecek, demografik yapısını değiştirecek, nüfus artışını sağlayacak ve ekonomiyi canlandıracak bir proje. Ve şu anda üzerinde bulunduğumuz Beşiktaş projesi ise bu Beşiktaş'ı bir cazibe merkezi yapacak projelerden birisi. Bazen kendime şunu da sormuyor değilim. Bu projeyi bitirecek ömrü Cenab-ı Allah bize bahşedecek mi? Tek duam bu. Yine dilerim Cenab-ı Allah'tan bana görev sürem içerisinde bu projeyi bitirecek ömrü bahşetsin. Ben de giderken arkamda böyle güzel projeler bırakarak huzur-u mahşere çıkayım. Her şey biraz önce de söylediğim gibi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için, her şey bu Beşiktaş'ın geleceğinin daha güzel olması için, Beşiktaş'ta yaşayan insanların daha sosyal, daha modern, daha efendime söyleyeyim büyük şehirlerde olan bir hayat tarzını burada sürdürebilmeleri, aradıkları her şeyi bulabilmeleri için bütün gayretimiz ve her zaman söylediğimiz gibi bu Beşiktaş'ı il gibi olduğu zaman bu Beşiktaş'ı yaşayacak ve yaşayan Beşiktaş'ında da insanlar yaşayacak. Yani Beşiktaş'ı insanlar gelip geçecek, ölecek fakat Beşiktaş'ı hiçbir zaman ölmeyecek. Önce biz Beşiktaş'ını yaşatacağız, sonra Beşiktaş'ında insanları yaşatacağız. Teşekkür ederim. 3 Şubat 2017. Teleferik alt istasyonu inşaatı. Su basman seviyesinde kotlama yapıyor. Arkadaki beyefendi Bursa'dan geldi. Topografımız İrfan Bey. Tamam mı? Milim şaşırmaz. Milim şaşırmaz. Tamam mı? Şu arkadaşımızın adı Harun. İnşaat mühendis. Şu kaç kardeşimiz? İbo. Operatörümüz. Canavar gibi. Onur. Bu karizmatik genç arkadaşımız yeni makine mühendisimiz efendim. Yanındaki harita teknikerimiz. Ve inşaatımızın kontrol mühendisi. Menderes Bey. Gelelim. Bütün bu demirlerde emeği var. Bu
Hüseyin kardeşimiz, çarşı başlı. Bunu bir tarihi vesik olarak tutacağız. Tamam mı? Sen gel. Murat Bey'den. Hüseyin, bu da Hüseyin. Görevin neydi bu inşaatta? Kontrol mühendisliği. Ne iş yapıyorsun burada? Ne iş olursa. Her ne işi yapan adam bu işte. Her işi yapan adam. İşte her inşaatta olur ya. Bu Türk milletinin işte en büyük adamı. Semih. İnşaat mühendisi. Halatlı firmasının temsilcisi mi? Evet. Halatlı'nın temsilcisi. Beyefendi hep Abdullah Bey. İnşaat mühendisi, Göktuğ firmasının temsilcisi. Beni bile, bu da Halatlı ve Göktuğ ama. Göktuğ'un. Halatlı. Ama Göktuğ'da şey. Göktuğ'u da kontrol ediyor. İki tarafı ve İki tarafı idare ediyor. Evet. Şimdilik burası böyle. Allah nasip ederse bir ay sonra bir kat yukarı çıkmış oluruz. Değil mi Abdullah Bey? Çıkmış oluruz. Ondan sonra kapatma yapacağız. Etraf çevre düzenlemesi yapacağız. Barabetlerin içerisinde kaldığı için şimdilik bir ay sonra bura gözükecek. Buradan bakıyoruz Beşiktaş'ın zirvesine. Bir nolu direğimiz, bayrağımızı astık. Şu anlama geliyor. Bitmiş demektir. Bir nolu direğimiz bitti. 2'de 3'de çalışma devam ediyor. 4'ün temeli atıldı. İnşallah burayı ne zaman döküyoruz? Abdullah Bey. Çarşamba günü buranın betonunu dağıtıyoruz. Kabriye betonu. Ondan sonra hazırlanmış olan kolon demirlerimizi monte ediyoruz. Hızlı bir şekilde buradan Şubat Mart sonu itibariyle kaba inşaatı bitireceğiz. Planlamamız bu şekilde. Şu anda geride miyiz inşaat takvimimizde? Çok geride değiliz. Kardan dolayı bu sene 3 kere kar yağdı. Kardan dolayı biraz zarar ettik. Zamandan zarar ettik. Ama bu arkadaşlarımız hepsine yüz kanaması yapacağız biliyorsunuz buradaki girişte, teleferiğe girişte. Hepsinin yüzünü güzel çek, yüz tanımasıyla paso bilet sahibi olacak bunlar teleferikte. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim hepsinin emeği için. Biraz esprili oldu ama hepsinin gerçekten emeği var bu işte. Allah razı olsun hepsinden. Geri çekilelim. Ustam adın neydi? Bak tarihe geçiyorsun. Çek ustamı da. Ustaları da çek. Kalıpçı ustalar. Nereliydin, adın ne? Konya'dan Namık Kemal Bahadır. Bak başkan. Konya'dan Namık Kemal Bahadır. Kalıpçı ustamız ve kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Bu 500'ünde yapılacak olan bu inşaatı teleferik projesinde burada kalıpçı olarak çalışıyorlar. Teleferik inşaatımızda çalışıyor. Usta tanıt kendini. Neredensin? Hangi köydensin? Ha, neredensin? Ben Çavuşlu köyünden Zühtü Bilgin. Çavuşlu köyünden Zühtü Bilgin. Sen? Tonya Karaağaçlı Mahallesi'nden Hasan Ali Kurt. Bizim hemşeri ana tarafımdan, akrabam olur. Tonyalı, Karaağaçlı Mahallesi'nden. Tamam mı? Evet. Bu Çavuşlu'dan. Bunlar da burada emek veriyorlar. İnşallah hayırlı burada uğurlu bir sanat olacak. Sanat eseri çıkacak. Bu bölgede ilk defa bir teleferik inşaatı yapılıyor. Ve bunda da bizim kardeşlerimiz kalıpçı ustası, kalfa olarak çalışıyorlar. Hadi kolay gelsin. Hadi Allah'a. Şubat 2017'den 10 yıl sonrasına selam olsun diyor. Bir Orhan Bıçakçıoğlu başkanları vardı. Bu Beşiktaş'ın geleceğini düşündü ve bu hizmetleri gece gündüz mesai mevzunu düşünmeden hayata geçirdi diyecekler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Geldiğim gün söylemiştim. 25 sene önce söylemiştim. Bu Beşiktaş'ı il gibi olacak. Orhan Bıçakçıoğlu'nun tek hedefi var. Bu Beşiktaş'ın doğanı doyurmak ve Beşiktaş'ın il gibi yapmak.